Evet, şimdi de kompleks projektif space'i anlamaya çalışalım. Realdekinin analog tanımını vereceğim. Yani CPN dediğimiz şey de CPN is the space of complex lines in Cn plus 1 through the origin. Bu da aynı şey. Real yerine kompleks yazıyoruz. O zaman ben yine CPN'i şöyle düşünebilirim. Yani Cn plus 1'ı alıyorum. Orijini atıyorum tekrar. Ondan sonra da herhangi bir vektörü. Bu sefer işte x demiştik. Şimdi z diyeyim. Z'yi lambda z ile eşleyeceğim. Orijini atıyorum çünkü bütün line'lar orijinden geçtiği için eğer orijini şey yaparsanız, dahil ederseniz bu denklik sınıflarından hepsinin ortak elemanları olur denklik sınıflarının. Dolayısıyla elinizde tek bir denklik sınıfı kalır. O da orijinin denklik sınıfı. Halbuki öyle olsun istemiyoruz. O yüzden de sıfırdan farklı kompleks vektörleri lambda katlarıyla eşleyeceğim. Tabii ki buradaki lambda sayısı da sıfırdan farklı bir kompleks sayı olacak. Peki, buradaki notasyonda yine kompleks koordinatlarda da aynı şeyi kullanacağım. Zn diye böyle. En azından bir tanesi bunların sıfır değil. For some burada da aslında dikkat ederseniz realde olduğu gibi şey yapabilirim. Unit şeyleri alabilirim. Again CPN şuna homeomorfik çıkacak. CN plus 1 içindeki unit sphere'i düşüneceğim. CN plus 1 içindeki unit sphere S2n plus 1. Çünkü burası R üzeri 2n artı 2. Onun içindeki unit küre bu. Burada da herhangi bir vektörü gene lambda katıyla eşliyorum. Burada S2n artı 1 dediğim şey şu arkadaşlar. Kompleks vektörler Z0, Zn değil mi? Her birisi bir kompleks sayı. Ama boyları bu vektörün 1 olacak. Yani Zi normları toplamı sıfırdan n'e kadar 1. Dolayısıyla bu unit sphere. Bu durumda tabii z ve lambda z unit vektörler olacağına göre lambdanın da boyunun 1 olması lazım. Ki bu da ne demek? If and only if lambda birim çemberin içinde demek. Yani S1'ın içinde demek aslında. Değil mi? Bunu S1'ı şey diye görüyorum burada ben. S1 dediğiniz şey kompleks vektör ve kompleks sayı öyle ki normu 1. Unit circle. Peki. Aynı RPN'de olduğu gibi similar to RP1 CP1 şöyle yazılabilir. Kompleks düzlemi alıyoruz. İki kopyasını alıyorum. Ve bunu Z'yi 1 bölü Z'ye eşliyorum. Z sıfır olmamak şartıyla. Yani aynı reelde olduğu gibi. Orada iki tane reel ekseni almıştım. T'yi 1 bölü T'ye eşliyordum. Burada da Z'yi 1 bölü Z'ye eşleyeceğim. Z sıfır olmamak üzere. Sıfır olmamak üzere. Bu da ne demek? İki tane kompleks düzlemi alıp birbirine yapıştırıyorum. Z gider 1 bölü Z map ile. Bu da şuna denk gelecek arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şöyle bir küre gibi düşünebilirim. Yani bu C'lerden birini böyle küre gibi düşünebilirim. Diğeri de
Bunu çevreleyen diğer küre, isterseniz onu da şöyle yapayım. Yani iç içe iki tane, isterseniz küre gibi düşünün. Şöyle. Şuradaki bir nokta. Birinin sıfırı diğerinin sonsuzu. Yani şurada bir tane Z noktası aldığınızda Z noktası buradaki nokta 1 bölü Z. Eğer şeyse yani şurası sonsuz, burası sıfırsa diğerinde de burası sonsuz, şu nokta sıfır. Yani birinin sonsuzu diğerinin sıfırına gelecek şekilde yapıştırıyorsunuz. İki tane küreyi yapıştırırsanız tabii ki bu şekilde, özür dilerim, iki tane düzlemi yapıştırırsanız ne elde edersiniz? Bu tabii ki iki boyutlu küre, değil mi? Riemann sphere denilen şey. Riemann sphere. Peki. Tell description'ına gelince nasıl olacak? Bu da yukarıdaki gibi olacak. CPN yani belli açılardan benziyor, belli açılardan benzemeyecek. Şimdi burada real resim neyse onun kompleks versiyonunu alacağız arkadaşlar. Realde nasıldı? Her bir boyutta RPN'de bir tane n sel vardı. Yani bu aslında dikkat ederseniz şunlara, değil mi? Bu R0'ya homeomorfik. Bu R1'a homeomorfik. Bu R2'ya homeomorfik. Bu Rn'e homeomorfik. Komplekse geçtiğinizde de aynı şey olacak. Yani R yerine C yazacaksınız. Başka bir şey değil. Yani bu dolayısıyla bir tane zero cell, bu C0'ya izomorfik, sıfır boyutlu kompleks şey. Sonra C'ye izomorfik olacak. Yani bu R2, dolayısıyla bir tane 2 cell var. Sonra bir tane 4 cell var. Bu C2'ye izomorfik olacak. Bu şekilde gidecek. 2n, bu da Cn'e izomorfik olacak. Dolayısıyla bunun da homoloji description'ı çok kolay. Neden? Çünkü sadece çift boyutlarda seliniz var, başka seliniz yok. O zaman bütün boundary maplerini sıfır. Çünkü şurada yani C2n Cpn var. 2n-1 CPN, bu 0. Bu Z. Tek boyuttakilerin hepsi 0. 2N minus 2 CPN. Yani 0Z, 0Z diye gidecek. Dolayısıyla da sequence'ımız şöyle olacak. Z 0, Z 0, Z 0, en sonunda Z ve 0. Bu sıfır boyutlu şey, yok, sıfır boyutlu bu. Sonra bir boyutta yok, iki boyutta bir tane var, üç boyutta yok, dört de var, beş de yok, altı da var. Bunun homolojisi ne olur? Tabii ki bunun homolojisi H K of CPN Z koefficient'ta ne olacak? Çift boyutlarda Z olacak. K yani 0, 2 nereye kadar? 2n'e kadar Z olacak. Zero otherwise. Kohomoloji de Universal Coefficient Theorem'den hesaplayabilirsiniz hemen. O da homolojiyle aynı çıkacak. Bu da yine Z. K sıfırdan
2'ye ne kadar? Çift boyutlarda 0 otherwise. Peki. Bunu bir adım daha ilerletmek mümkün aslında. Şimdi quaternionic projective space bir adım daha götürmek mümkün. Yani R'den işte RPN'i elde ettik. Bu kompleks değil mi? Real field, real fields, kompleks field'in içinde. Buradan CPN'i elde ettik. Bu ise bunu içeren başka bir field yok. Yani bu R, bu R2. Ama 4 boyutta quaternionlar var. Yani bu R4'ün bir kopyası, quaternionlar var. Yani ne demek? Bu şey tarafından generate edilen A plus BI plus CJ plus DK. A, B, C, D reel olmak üzere. Quaternionlar. Bu da quaternion projective plane'i verecek. Burada da yapı benzer olacak. Burada her boyutta bir tane n cell vardı. Burada her boyutta bir tane 2n cell var. Her boyutta demeyeyim de her çift boyutta bir tane n cell, cell olacak. Her çift boyutta bir cell. Burada ise seller dörder kat artarak boyutları gidecek. Yani burada birer kattı. Burada her seferinde bir ekstra C kopyası ekliyoruz. Dolayısıyla boyutlar 0, 2, 4, 6 diyor. Burada ise her seferinde bir tane R4 ekleyeceğiz. Dolayısıyla 0, 4, 8, 12 diye gidecek. Dolayısıyla bu quaternion projective space aynı bu şekilde tanımlanıyor. Yani tanımlar aynı. Burada sadece şeye dikkat etmeniz lazım. Quaternion çarpma komutatif değil. Ama asosiyatif bir çarpma. Dolayısıyla işlem yapabilirsiniz. Bu da dediğim gibi bir 0 boyutlu cell olacak, bir 4 boyutlu cell olacak, bir 8 boyutlu cell olacak. Bu şekilde gidecek. 4n'e kadar. Ve homoloji ve kohomolojileri de bunun tabii ki HK, HPN, quaternion kohomolojileri Z olacak. Eğer K 0, 4, 8, 4'ten ise 0 otherwise. Kohomoloji de buna izomorfik. Yani şeyde olduğu gibi. Kompleks projective plane'de olduğu gibi. Evet. Bunların üçü de son derece önemli uzaylar. Sadece hani işte manifoldlar olarak değil ama topolojinin genelinde çok önemli uzaylar. Vektör demetlerini düşündüğünüzde vektör demetlerini klasifiye eden şeyler işte onların karakteristik sınıfları. Bir tanesi Stiffy Whitney class'lar. Onlar RPN'le alakalı şeyler. Sonra Chern class'lar var. Onlar CPN'le. Bir de Pontryagin class'lar var. Onlar da bu işte quaternionic projective space'ten elde ediliyor bir yerde. Dolayısıyla ve başka da karakteristik class yok yani temelde bunlar var. Ve gerçekten de bunlar bizim elimizdeki tek şey örnekler. Projective space örnekleri. Real field'e karşılık var. Complex field'e var. Bir de quaternionic skew field'e. Yani bu tam bir field değil. Çarpma işlemi associative olsa da şey değil. Siz söyleyin. Commutative değil ama
Gene işte projektif uzayı tarif edebiliyoruz ve buradan da Pontryagin klasları geliyor. Aslında çarpma işleminin komütatif olmaması burada Pontryagin klasların tanımlı olmasına neden oluyor. Eğer bu cisim komütatif olsaydı Pontryagin sınıfları aslında Chern sınıflarıyla hemen hemen aynı şey olurdu. Yani farklı kılan şey E için kuaternionların komütatif olmaması. Dolayısıyla hani komütatif olmamak bir şey değil, eksiklik değil. Bilakis aslında tamamlayıcı bir şekilde hani bir zenginlik katıyor. Peki, projektif uzaylar bunlar. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Bunun kohomorejisi de şey gibi halka olarak düşünürseniz kompleks projektif spacing'ine benziyor ama bu sefer yani polinom halkası şöyle diyeyim H proposition veya teorem H star of HPN Z koefficient'ta bu şey olacak. Yine polynomial ring bölü alfa n artı 1. Ama bu sefer degree of alfa 4 olacak. Yani çünkü 4'ün katlarında homoloji ve kohomoloji yaşıyor. Projektif case'e bakarsak, pardon, infinite şeyde ise HP infinity ise bu gene polinomial halka olacak. Alfa yine 4 boyutlu kohomolojinin jeneratörü olmak üzere. Peki, dediğim gibi bunların ispatını daha sonra Poincaré dualitiden sonra yapacağız. Peki, şimdi şöyle bir teorem var. Teorem. Okay. If R is a commutative ring, then alpha cup beta equals minus 1 to the power k times L beta cup alpha for any classes alpha HK X R hatta şöyle AR ve beta HL X AR for any space for any pair of spaces. Yani bir X uzayı ve onun A alt uzayı varsa ve R'de komutatif bir ring ise o zaman böyle iki tane kohomoloji klası aldığımda birisinin derecesi K olsun, birisinin L olsun. Bunların çarpımları cup productlarında eğer sıralamayı değiştirirsem önüne bir işaret geliyor. İşaret de eksi bir üzeri K çarpı L olacak. Differential manifold dersi alıyorsanız orada da işte iki tane differential formun wedge product'ı bu özelliği sağlar değil mi? Bir K formla bir L formun çarpımı aynı bu özelliği sağlar. Bu da tesadüf değil çünkü o da bir kohomoloji veriyor aslında. O yüzden elimizde böyle bir şey var. Peki, bunun ispatı
Sanki hani çok da zor olmasa gibi gözüküyor ama bunun ispatı oldukça zor. Zor demeyeyim de uğraştırıcı. Ben kabaca anlatmaya çalışacağım. Proof requires consists of several steps. İlk önce şey düşünelim. First take. A'yı boş küme alalım. Ve iki tane chain alalım. Let işte phi bir tane K chain. Psi da bir tane L chain olsun. Şimdi şöyle düşüneyim. Elimizde bir tane şey varsa, simplex varsa V0 ve K artı L'den X'e giden. O zaman hatırlarsanız şimdi bu cup product'ın sigma'daki şey neydi? Değeri bu şuydu. Bunun içine sigma'nın ilk K face'ini alıyorum. Yani sıfırdan K'ya kadar olan kısmını. İkincisinin içine de sigma'nın en sondaki L face'ini alıyorum. Yani şu. K artı L. Şu L tabii bir değil de L. Değil mi? Dolayısıyla benzer şekilde bu nedir? Bu ise şu olacak. Psi'nin ilk bu sefer L şeyini alacağım. Şuranı. Ve burada da phi. Değil mi? Sigma'nın geri kalanı. L'den V K plus L. Dolayısıyla da ikisi birbirinden ne kadar fark ediyor? Şu kadar fark ediyor. Yani bu simplex'in bir permutation'ı kadar değil mi? Bu şeyler yerine sigma phi'in içine 0'dan k'ya kadar olanı alacağım yerde l'den k artı l'ye kadar olanı alıyorum. Burada da 0'dan l'ye alacağıma k'dan k artı l'ye kadar olanı alıyorum. Değil mi? Yani dolayısıyla bu ikisi bir permutation kadar fark ediyor. Simplex'in vertexlerinin permutation'ı. Thus bu iki cup product differ by a permutation. Permutation. Permutation of the vertices of the simplex sigma. Şimdi o zaman bu şey işine biraz dikkat edelim. Vertexlerin permutation işine biraz dikkat edelim. Şöyle ki for any n simplex sigma n simplex alıyorum. V0'dan işte n'den x'e kadar let sigma bar denote the n simplex given by şu simplex olsun bu. Bunun şeyi şu olsun. Bunun VI'daki değeri sigma'nın VN-I'daki değeri olsun. Yani sigma i'inci vertex'i nereye götürüyorsa sigma bar
n eksi i'inci vertex'i oraya götürsün. Başka bir deyişle bu v0'dan vn'e kadar olan şeyin vertex sıralamasını tersine çeviriyorum. Değil mi? v0'ı vn'le, v1'i vn-1 ile, v2'yi vn-2 ile replace ediyorum. O şekilde sigmanın içine koyuyorum. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Sigma bar, sigma barı şöyle düşünebilirim. Sigma bar neye eşit? Ona bir isim vermiş mi? Pek de vermemiş herhalde. Şöyle diyeyim. Sigma of tau diyeyim mi acaba? Bir şey bir isim vereceğiz. Ondan sonra da pişman olmayayım. Evet, tau diyeyim. Tau diyeyim. Tau dediğim şey de şu arkadaşlar. V0 Vn'den V0 Vn'e gidiyor. Bu standart simplex'ten bu standart simplex'e bu linear map such that işte i'inci vertex'i n eksi i'inci vertex'e götürüyor. Bu simplex'i bu simplex'e lineer map olarak taşıyorum. Ama vertex'lerin sırasını değiştirerek. Ondan sonra da onun sigma ile kompozisyonu alırsam elde ettiğim nesneye sigma bar diyoruz. Şimdi bu sıralamayı tersine çevirirseniz yani v0 vn'i vn v0'a çeviriyorum. Bunu yaparsanız bu toplamda kaç tane permutation'a denk gelecek? Note that is a composition of kaç tane bu permutation'a denk gelir? Yani bakın yaptığımız şey şu. V0, V1, Vn'i neye değiştireceğim? Vn Vn-1 V1, V0'a dönüştüreceğim. Bunu yapmak için ne yapmam lazım? Şimdi sıfırıncı vertex'i buraya getirmem lazım. Dolayısıyla sıfırıncı vertex'i buraya getirmem için kaç tane atlaması lazım bunun? N tane atlaması lazım. Sonra birinci vertex'i yani bunu yaparsam şunu elde etmiş olacağım tabii ki. V1'den başladım. Vn, V0'a geldim. Sonra ne yapacağım? V1'i Vn'in yanına götüreceğim. Yani V0'ın yanına getirmeyeceğim. Buraya getireceğim. Dolayısıyla n-1 tane adım atlaması lazım. Yani dolayısıyla ilk için n tane, ikincisi için n-1 tane. Sonra n-2 tane. Bu şekilde gidecek 2 artı 1. Dolayısıyla toplamda 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı kadar permutation gerekecek. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2 tane. Atıyor muyum? Yok, tamam. Note that is a composition of 1 plus 2 plus n. Yani n times n plus 1 over 2 transpositions. Tamam mı? Yani V0'dan Vn'e giden sıralamayı Vn'den V0'a çevirmek için n çarpı n artı 1 bölü 2 tane transposition uygulamanız lazım. Genelde her transposition işareti eksi 1 ile çarpar transpositionlar. Her bir değişim. Bu differential formlarda da öyledir. Hani işte değil mi? Yer değiştirdiğinizde iki tane one formu eksi bir işareti alırsanız.
Dolayısıyla bu kadar transpozisyonda işareti eksi 1 üzeri n çarpı n artı 1 bölü 2 kadar değiştirecek. Onu kompanse etmek adına şöyle bir şey yapacağız. Let epsilon n to be this sign. Eksi 1 üzeri n çarpı n artı 1 bölü 2. And define şöyle row map'i cnx'ten cnx'e by row of sigma dediğimiz şey şu olacak arkadaşlar. Epsilon n ve sigma bar. Şimdi sigma bar ne yapıyordu? Vertexlerin sırasını değiştiriyor. Ama biz bu sırayı değiştirirken oryantasyonu değiştirmek istemiyoruz. Dolayısıyla da oryantasyon ne kadar değiştiyse onu kompanse etmek için o işareti önüne koyuyorum ki oryantasyon değişmemiş olsun. Peki, şimdi bu operatörü tarif ettik. Şimdi ne yapacağız? Amacımız şu arkadaşlar. Aim. Show that bu is a chain map. Chain map. Yani homolojiler arasında bir map verecek. CN'in homolojisine ve dahası chain homotopic to the identity. Yani CNX'ten CNX'e bir de identity map var. O map ile row birbirlerine chain homotopik olacaklar. Dolayısıyla row aslında homolojide identity olarak ekledecek. So that row induces identity on homology. Chain map olduğu için homolojide bir map veriyor. Chain map demek boundary ile commit ediyor demek. Dolayısıyla homolojide bir map veriyor. Ama üstüne bir de bu chain homotopic to identity dolayısıyla da homolojide ürettiği map de aslında identity map. Başka bir şey değil. Okay. Bunu göstermek istiyoruz. Şunu söyleyeyim. Note that the result, the theorem is a consequence of the above fact. Yani bunu ispat edersem teorem de oradan çıkacak. Neden? Bu yüzden onu açıklayayım. Dolayısıyla bunu ispat etmek yeterli olacak. Yani bunun bir chain map olduğunu ve identity map'ine de chain homotopic olduğunu söylemek yeterli olacak. Şu yüzden şimdi şuna bakalım. Bu iki cohomology class'ın cup product'ını bir tane simplex'te evaluate edelim. Şimdi bu ne yapacaktı? Bu şuna şey değil mi? Sigma'nın ne yapacağım? Bu k'ydı. Sıfırdan k'ya kadar olan kısmına bakacağım. Orayı alacağım. Burada da K'dan K artı L'ye kadar olan kısmına bakacağız. Peki, şimdi bu nedir? Bu fayın bu sharp'taki sharp değil. Bu pool duali
O yüzden burada bunu şey yapacağım. Şunun şuradaki değeri olacak. Tamam. Bu da sayın rho sigma vk vk artı l olacak. Peki rho'yu buna uygulamak neydi? Rho'yu uygulamak şuydu. Bakın rho'nun bir simplex'teki değeri neydi? Simplex'teki vertexlerin sırasını tersine çevir, önüne de işaret getir. Eğer o bir n-cell ise, n-simplex ise. Şimdi bakalım. Burası bir k-simplex, dolayısıyla epsilon k gelecek. Ondan sonra da phi buraya şey gelecek. Bunun tersi. Yani şunu ne yapacağım ben? Sıfırdan k'ya yerine k'dan sıfıra. Değil mi? Ona denk geliyor. Burada da bu artık bir burası da L simplex. Dolayısıyla epsilon L katsayısı gelecek. Psi burada da tersine çevireceğiz. K artı L'den K'ya. Peki şimdi elimizde bu var. Also bir de şuna bakalım. Bu nesne nedir? Bu da şuna eşit olacak. Rho of bu. Bu k artı l simplex. K artı l simplex olduğuna göre o zaman buradaki işaret de k artı l olacak. Sonra bu ikisinin k product'ını ben nereye de evaluate edeceğim. Rho olduğuna göre tersine çevireceğiz. Yani k artı l'den nereye kadar? Sıfıra kadar. Peki, şimdi bu şey olduğuna göre, cup product olduğuna göre o zaman şöyle olacak. Bu k'ydı. Dolayısıyla k artı l'den nereye kadar geleceğim? K tane alacağım ve l'e kadar gelecek. Bir dakika. Yok, şurada şeyi ters yazmışım. Şurada şunu şöyle alacağım arkadaşlar. Evet. O zaman burası da böyle olacak. Pardon. Yok. Şurası şöyleydi. Tamam. Şimdi bunu iki parçaya ayırıyorum. Psi kısmını alıyorum. Buradan k artı l'den o zaman k'ya kadar olacak. Çünkü bunun içine l simplex yazacağım. Çarpı ikinci terimde k'dan sıfıra kadar alacağım. Peki. Şimdi bu terim bu şeyle ifadeyle yukarıdakini karşılaştıralım. Şimdi hepsini aynı anda göremediğimiz için tabii zor oluyor. Şimdi burada epsilon k var, epsilon l var. Burada epsilon k artı l var. Şimdi phi'in içine k'dan sıfıra kadar olanı aldım. K'dan sıfıra kadar olanı aynı. Burada da k artı l'den k'ya kadar olanı alıyorum. Bu da aynı. Dolayısıyla bu iki terim birbirinin aynısı. Tek farkı buradaki işaret epsilon k ile epsilon l'in çarpımı, buradaki ise epsilon k artı l. Şimdi bu ikisinin farkı nedir diye sorarsanız şöyle yazayım.
Bunu görmek kolay. Yani bu şunu söylüyor. Epsilon k çarpı epsilon l çarpı rho star phi cup product rho star psi eşittir epsilon k plus l times rho star psi cup phi. Moreover şu var arkadaşlar. Bu işaretler k artı l eksi 1 üzeri k çarpı l çarpı epsilon k times epsilon l. Bunu size bırakayım. Göstermeyi işini basit bir şey bu. And hence dolayısıyla bu iki işaret aynı değil. Aynı değil. Bunları direkt cancel edemiyorum ama şunu yapabilirim. Rho star şu neye eşitmiş? Eksi 1 üzeri arasındaki fark bu kadar. K çarpı L çarpı rho star phi cup rho star psi. Peki bu şimdi cochain level'da kohomolojiye geçersek ne olacak? Kohomolojiye geçersek rho star yok olacak. Çünkü rho star identity map'e chain homotopikti. Since rho is chain homotopic to the identity, rho star da chain homotopic to identity olacak. Rho star is hatta cochain homotopic öyle demek lazım. To the identity. And thus rho star will disappear. Çünkü identity olduğuna göre yok olacak o kohomoloji seviyesinde. Disappear when we pass to the kohomoloji. Yani ne demek? Kohomoloji seviyesine geçtiğimiz zaman bu klasın çarpımıyla yani şu klasın çarpımıyla bu klasın çarpımı eksi bir üzeri k çarpı l bu klasın çarpımı rho yok olacak. Rho star yok olacak. Gene ve bu klasın çarpımı. Bu da zaten bizim istediğimiz şey. O halde şey yapmamız lazım. Rho'nun chain map olduğunu söylememiz lazım. Bir de sonra da chain homotopic to identity. İlk önce şeye bakalım. Rho is a chain map. The chain map. Değil mi? Bakın şurada aim diye yazdığımız şey oydu. Rho is a chain map, chain homotopic to the identity. Duali de cochain map olacak. Şimdi chain map demek şu, yani şunu göstermem lazım. Özür dilerim. Boundary ile commute ediyor bu. O yüzden de bize homoloji seviyesinde bir homomorfizma verir. Şimdi bunu nasıl gösterebiliriz? Bu direct computation'dan çıkıyor. For any n simplex yani singular n simplex sigma v0 ve n to x bakalım şimdi. Rho del rho sigma nedir? Şimdi bu ne yapıyordu? Bir epsilon işareti getiriyordu. Epsilon işareti. Ondan sonra da sigma bar
Tersine çeviriyordu bir de. Peki yazalım şimdi onun bunun ne olduğunu. Şimdi bu epsilon n şöyle yazayım. Şimdi bu nesne sigma'nın neredeki şeydi? Vn'den V0'a, değil mi? Böyle göstereyim. Yani şunun boundary'sini alıyorum. Vn'den V0'a ters çevirip. Bunun boundary'si ne olacak? Neydi bu boundary? Bu şöyle bir toplamdı. İkinci vertex'i unutuyorduk. İnciyi unutuyorduk. İnciyi unutmak demek Vn'den inciyi unutmak. Şimdi ilkini unutursam, birinciyi unutursam V1, Vn'i unutuyorum. İkinciyi unutursam Vn eksi 1'i unutuyoruz. İnciyi unutacaksam Vn eksi i artı 1'i unutacağım. Yo. I eşittir 1 için bir dakika. I eşittir ha pardon. I eşittir 0'da bu 0'dan başlıyor. 0'da ilkini unutuyorum. 1'de ikinciyi unutuyoruz. I'de tamam böyle olacak. Çünkü şeyden başlıyor. 0'dan başlıyor. Bu nesne. Peki diğeri nedir? On the other hand. Diğeri de şu. Row of bu. Şimdi boundary'yi alduğumda boundary'yi alırsak sigma'nın boundary'si bu i üzerinde toplam eksi 1 üzeri i sigma'nın nedir bu? V0 ve i i'yi unutuyorum ve n'e kadar, değil mi? Şimdi bunun rho'sunu alıyoruz arkadaşlar. Rho'sunu aldığımıza göre bir kere bunlar artık n-1 simplexler. Dolayısıyla rho'yu n-1 simplexe uyguladığıma göre burada epsilon n-1 olacak. Sonra bu işaretimiz var. Pardon, toplamımız var. Ve buna rho uygulamak ne demek? Bunun sırasını değiştirmek demek. Yani bu şu olacak. Vn'den Vi bunu atıyorum. V0. Peki bu da neye eşittir? Şimdi bu ikisini karşılaştırırsak şimdi bunu tersten yazıyorum. Evet, bu hale geldi. Bununla bunu karşılaştırırsak şimdi burada i'inci yatıyorum. Burada n eksi i'yi yatıyorum. O yüzden şey yapalım. Ben bunu n eksi i yazayım. I yerine n eksi i yazayım arkadaşlar. Her yerde bunu yaparsam bir şey değişmeyecek. Vn ve n eksi i ve 0. Şimdi bu ikisi aynı oldu. Dolayısıyla da şeyler de bunlar da aynı sayılır. Bir tek farkı nedir? Şuradaki işaret, değil mi? Şu kısımları aynı. Şurada eksi bir üzeri i var. Burada eksi bir üzeri n eksi i var. Bir de epsilon n, epsilon n eksi 1 var. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. Evet.
Just note that i ile n eksi i arasındaki şey bunu da eksi 1 üzeri n ve eksi 1 üzeri evet. Şunu da şöyle yazdığımı düşünün. Şimdi şu şuna eşit. Eksi 1 üzeri n çarpı eksi 1 üzeri eksi i. Eksi 1 üzeri eksi i de eksi 1 üzeri n çarpı eksi 1 üzeri i'ye eşit. Neden? Çünkü ikisinin arasındaki fark 2i kadar. 2i de çift sayı olduğu için değişmiyor. O yüzden bu ikisini karşılaştırırken, şimdi buradaki işaret eksi 1 üzeri i'di. Buradaki de eksi 1 üzeri i oldu. Bir tek şu eksi 1 üzeri n geldi. O zaman da şuna bakacağız. Yani zaman geçti biliyorum. Note that. Epsilon n işareti epsilon n eksi 1 çarpı eksi 1 üzeri n eşit. Bunu kontrol edin. Exercise bırakayım bunu. O zaman da bu ikisi birbirine eşit olacak. And thus the proof finishes. Neyin proof'u? Bunun bir chain map olduğunu proof'u. Yani şurada chain map dedik ya. Bunun ispatı biter. Şimdi de şey söylemem lazım. Is chain homotopic to the identity. Bunu da bir dahaki ders yapalım. Bu zor. Yani zor değil de uğraştırıcı biraz daha. Peki, bugünlük de bu kadar olsun.